Evet arkadaşlar, Kürşah firmasının en çok satan modellerinden bir tanesini göstereceğim size. Daha önce bu çakının farklı varyasyonu vardı. Onun tanıtımını göstermiştim. Tabii ki bahsedeceğim çakı bugün sizlere Kürşah'ın dediğim gibi en çok satan ürünlerinden bir tanesi. Kürşah'ın Lig modeli arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bildiğimiz Kürşah kutusu, işte Amerika'da üretildiğine dair Made in USA diye bir yazımız var. Barbudumuz, bildiğimiz Kürşah kutusu. Fazla incelemek istemiyorum ve de hemen çakımıza geçelim arkadaşlar. Aynı şekilde Blur gibi, Kürşah Blur gibi bu çakının da bir sürü varyasyonu var arkadaşlar. Yani ben de şu anda işte karbon fiber kabzeli olanı var. CPM 154 çelik ve de son olarak edindiğim Kürşah Black modeli arkadaşlar. Bu da şöyle dursun fonda. Dediğim gibi arkadaşlar, farklı farklı renklerde, işte siyah namlu, bronz kabze, yeşil kabze, renk renk, işte military, limitli ürünler, orman, resimli, aklınıza gelebilecek her şekilde üretildi. Dönem dönem, işte parti parti öyle diyelim, limitli şekilde veya normal seri olarak üretildi. Çok seviliyor, çok tutuluyor. Benim de günlük anlamda taşımayı sevdiğim, kullanmayı sevdiğim ürünlerden bir tanesi. Bu arada yeni yönetmeliğe göre bu ürünümüzün artık ülkeye girişi, ithali yasak. Elinizde varsa sıkı sıkı tutun yani. Öyle diyeyim. Arkadaşlar, şöyle kabze itibariyle bir bakalım. Çok hoş bir görüntüye sahip, bilmiyorum kameradan bu ne kadar yansıyor ama siyah renk tamamen mat. Şöyle üstünü silerek göstereyim. Tamamen mat. Şöyle vidaların kendi rengi bayağı bir hoş durmuş yani bu kombinasyon. Şurada bir Kürşah yazımız var. Onu da göstereyim arkadaşlar. Kürşah Speed Safe USA. Hep bu Speed Safe muhabbeti yüzünden geliyor başımıza bunlar zaten. İki çelik plaka arkadaşlar, 3 tane vidayla tutturulmuş, bir tane torsidemiz var. Ortada backspacer diyebileceğimiz bir plastik bir parça var. Bunun geon olduğunu düşünmüyorum ama muhtemelen plastik dediğim gibi. Şöyle bir klipsimiz var. Şunu özellikle belirtmek istiyorum arkadaşlar. Lig modeli ve Blur benim için Kürşah'ın vazgeçilmez modellerinden. Yani mükemmel çakılar, günlük anlamda kullanılabilecek. Gayet çalışkan çakılar yani. Bunların en büyük eksisi, zamanla kullanarak anladım ben bunu. En büyük eksileri arkadaşlar klipsleri. Klips görüntü olarak çakının üzerine yapışmış, oturmuş, işte çizgileri, şekli ama kullanım açısından cidden sıkıntılı. Şöyle tip down, yani şu şekilde eğer kullanıyorsanız, şu şekilde cebinize takıyorsanız çakının yaklaşık bu kadarı dışarıda kalıyor. Bu rahatsız edici bir durum. Yani kotun, çakının neredeyse yarısı ya arkadaşlar. Hani yarısı burasıysa işte dörtte biri dışarıda. Bu cidden çok kötü. Yani bilmiyorum. Bu güzelim çakıyı niye böyle bir klipse mahvetmişler, berbat etmişler bilmiyorum. Ama yine de kullanmaktan kendimi alamıyorum. Cebimde taşımaktan kendimi alamıyorum. Hafif, sağlam. Bir de frame lock bu ürün. Dediğim gibi keşke klipsi biraz farklı olsaydı ki eğer isterseniz Amazon'dan, işte eBay'den bu custom klipsler var. Deep care, yani bayağı bir derin olan klipsler var. Onlardan şey yapabilirsiniz, sipariş edebilirsiniz. Gayet kullanışlı, ben birkaç tane video izledim. Kabzenin arka yüzüne bakıyorduk arkadaşlar en son. Şurada şöyle yapayım da bu namluyu kitleyen, flipper diyecektim. Namluyu kitleyen şöyle bir parçamız var. Biliyorsunuz bunu aşağı doğru indirdiğimizde çakımız flip yapmıyor. Hiçbir şekilde açılmıyor. Ancak yukarı yaparak, yani bir şekilde namluyu bu şeyden kurtararak, şöyle yakından da göstereyim. Böyle bir mandal namlunun ucunun hemen sırt kısmında kitleniyor. Bunu şöyle yukarı yaptığımız zaman namlu kurtuldu ve rahat bir şekilde flip yapabiliyoruz.
Dediğim gibi 2 tane çelik plaka kabze, 3 tane torsuyla, 1 tane ana pivot, güzel ama kullanışsız bir klips. Emniyet açısından düşünülmüş, şöyle bir emniyet subabı diyeceğim buna. Bir tane ip deliğimiz var. Gördüğünüz gibi 550'lik parakot çok rahat bir şekilde giriyor. Ve de ürünümüz frame lock arkadaşlar. Frame'de herhangi bir parça yok. Değiştirilebilir bir parça yok. Anladığım kadarıyla çelik kendisi sertleştirilmiş olsa gerek. Bir de namluya bakalım arkadaşlar. Çakının zaten görüntüsü çok karizmatik, çok hoş duruyor. Yani Canon'un yaptığı en iyi dizaynlardan, en iyi tasarımlardan bir tanesi bence. Bu arada çok incecik bir namlu. Onu da göstereyim. Yaklaşık 2.9 mm. Şöyle bir namlumuz var. DLC kaplama olsa gerek ama yine de tam olarak bir kesin bir malumatım yok bu konuda. Ne tür bir kaplama. Ama sağlıklı ya. Ben bayağıdır kullanıyorum. Herhangi bir sıkıntı olmadı hiç. Namlunun arka yüzünde arkadaşlar 1660 yazısı, kodu belirtilmiş. Amerikan bayrağı var. Her ne kadar da son zamanlarda şey yapsak da, tavsif etmesek de. Kayın amblemi patented Canon'un design diye bir yazımız da mevcut arkadaşlar. Dediğim gibi çok güzel, çok hafif, çok hoş bir çakı arkadaşlar. Günlük anlamda da kullanılabilecek en güzel ürünlerden bir tanesi. Ve komple siyah oluşu da bayağı bir hoş yani, görüyorsunuz. Gayet de karizmatik bir arkadaş. Bu arada tek flipper olarak değil de şu yerden de açılıyor yani. Bu mandaldan da açabiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi artık ülkeye girişi biraz sıkıntılı. Eğer elinizde varsa veya herhangi bir av bayisinde gördüyseniz, beğendiyseniz kaçırmayın derim. Çünkü bundan sonra ne olacağı belli değil. Belki de tamamen yasak durumu gelir ve ülkeye bir daha giremez. O yüzden düşünüyorsanız, beğendiyseniz mutlaka bir tane edinin arkadaşlar. Namlunun sırtında şöyle kesimler var, onu da göstereyim. Gerçi öbür üründe göstermiştim ama tekrardan göstermiş olacağım. Görüyorsunuz. Şu kısımda da flip mandalının hemen altında da şöyle tırtıklar var. Şöyle bir de yan yana bırakayım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Tabi burada namlu şekli biraz farklı. Burada düz çizgi, hemen altından namlu incelmiş. Burada biraz daha ovalimsi. Bu biraz daha kalite bir çelik, öyle diyelim. CPM 154. Burada ise 14 krom 28 ne çeliği kullanılmış. Yani sendivik arkadaşlar, yanılmıyorsam. Evet. Yalnız bu daha düşük maliyetli olan bu çakının şuna bir şeyi var, bir artısı var onun yanında. Görüyorsunuz arkadaşlar, bu liner lock, burada ise frame lock söz konusu ve frame bayağı bir uç kısımda duruyor. Yani gayet güzel bir durum. Evet arkadaşlar, bugünkü videomda size şunu arkaya hemen atalım. Kershaw'un çok güzel, bayağı bir çok satan, bayağı bir hani top 10 listelerinde hep ilk 3'te 5'te takılan Leak modelini gösterdim. Leak Black, yani Leak'in komple siyah olan, siyah kaplama olan modelini gösterdik arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Beni takip etmeye devam edin. Hoşçakalın arkadaşlar.